Merhaba arkadaşlar, Yöstünyasun hoş geldiniz. Bugün konumuz üssü sayılar. Hemen geçelim üssü sayılarımıza. Bakalım ne varmış. Üssü sayılar dediğimiz şey ilk ne anlama geliyor? Hangi sayılara üssü sayılar deniyoruz? Ona bakacağız. Örnek verelim. Adı üstünde, üstünde sayı olan. Altında bir sayımız var. Şurada yazarsak. 2 üzeri 3. Nedir? Üstünde sayı var. Bunun nasıl, ne anlama geldiğini şöyle gösteriyoruz. Burada 3 olduğu için 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 3 tane 2'nin çarpanı. Üstündeki sayıya kuvvet diyoruz. Bunu bilmemize gerek yok. Aşağıdaki sayı da tabandır. Burası böyle yazılacak. Örnek, başka bir örnek vermek gerekirse nedir? 4 üzeri 3. 4 çarpı 4 çarpı 4 ya da 2 üzeri 7. O zaman da 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 7 tane 2'nin çarpanı olacak. Tamam. Sonra bu özelliklerden en önemlisi, eğer kuvvet 0 ise, kuvvet dediğimiz kısım üst kısımdı. Yani 2 üzeri 0 olsun, 3 üzeri 0 olsun, 11 üzeri 0 olsun ya da ne bileyim hangi sayıyı vermek istiyorsanız 7 üzeri 0 olsun, 100 üzeri 0 olsun fark etmez, sonuç hep 1'dir. Bir şeyin üzeri 0 ise, kuvveti yani 0 ise 1'dir. Eğer taban 1 ise üstü ne olursa olsun, kaç tane 1'i çarparsak çarpalım sonuç yine 1 olacağı için tabanda 1 olduğu vakit sonuç 1'dir. Geldik önemli bir diğer hususa, o da şu. Şimdi diyelim ki eksi 2 üzeri çiftse arkadaşlar, bir kere şu artı oluyor. Artık üzeri neyse onu yazabiliriz. Örnek vermek daha mantıklı. Eksi 2 üzeri diyelim 4. Burada dikkat edeceğimiz husus, 4 şu parantezin içinde mi? Yani eksiği içine alıyor mu? Eğer böyleyse çift olduğunu gördüğüm an burası artıdır. 2 üzeri 4. Şimdi zaten artı olduğu zaman bir önemi yok bizim için. Bu zaten yine artı 2 üzeri 4. Ama eksi olduğu için bir önemi var. Çünkü 4 tane eksinin çarpımı artı edecektir. Şimdi burada şöyle de verebiliyor. Eksi 2 üzeri 4 oluyor. O zaman burada eksi 4'ü kapsamıyor. O yüzden eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 olurken burada bakın dikkat edin. Burada şöyle oluyor. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Yani burada sonuç artı 16 çıkarken burada eksi 16 çıkıyor. Bu çok önemli. Peki tek olduğu zaman ne olur? Tek de yapalım. Arkadaşlar tek olduğu zaman diyelim ki eksi 2 burası 3. Fark etmez arkadaşlar. İşareti neyse o aynen çıkar. Eksi 8'dir. İsterse böyle versin. Fark etmez. Bir çift sayılarda bileceğiz. Çift sayılarda parantezin içi eksi de olsa artı da olsa sonuç artı çıkacak. Üzeri çiftse. Şöyle üzeri çiftse sonuç artı çıkacak işareti. Ama ne, tek sayıysa işareti neyse o çıkacak. Burada kuvveti 0 olduğu zaman 1 olduğunu söylemiştik. Bir uyarıda bulunmuş. Demiş ki 0 olamaz. Yani 0 bölü 0 bir tanımsızdır. Belirsizdir, tanımsızdır. Bunu bilmemiz istemiş. Bakın burada hepsinin üstünde 0 var. Hepsi 1, 1, 1. Sonra buraya geldiğim zaman belirsiz. Şurası da 1. Bunu göstermemizi istemiş. Geçelim. Buradaki demin bize negatiflik olaylarından bahsetmiş ve sorusunu hemen sormuş. Çok güzel. Bakın hemen güzelce yapalım. Şimdi eksi 2 var, 6 var. 6 bir çiftse bu nasıl çıkacak? Aslında artı 2 üzeri 6 diye çıkacak. Yani işareti artıya dönüşecek çifte. Burası zaten 4 üzeri eksi 2 çarpı. Bakın burası tek, işareti neyse öyle çıkacak. Tamam. Yazdık. Aşağı baktık. 3 üzeri 5. Buraya baktık. Çift. Burası ne oldu? Artı. Artı 2 üzeri 4. Tamam. Şimdi yapmam gereken husus şu. Özellikleri daha bahsetmediği için uzun uzun da çarpabilirim ama öncelikle şuna karar vereyim. Üstündeki artı, artı, eksi, artı, çarpı, artı, çarpı, eksi, aşağısı da artı, çarpı, artı. Bu kere yukarısı eksi çıkacak, aşağısı artı çıkacak. Bölümünden dolayı eksi çıkacak. Yani işaretim otomatikman eksi zaten şu an. Sadeleştirme işlemlerimi yapmam lazım. Burada hepsini anlatmadığı için şimdi bir şey diyemeyeceğim. Size uzun uzun göstereceğim. İlerleyen zamanlarda kısasını anlatacağım. Önce işaretleri sildim çünkü eksi olduğuna karar vermiştim. 2 üzeri 6 burası arkadaşlar. 2 üzeri 6 ne eder? 64 eder. Burası 16'dır. Burası 27'dir.
Burası şöyle de düşünebiliriz, parçalayabiliriz. Bu 3 tane 5'in çarpımıdır zaten. Öyle de düşünebilirsiniz. Şöyle silelim. Şimdi burada 27 olan şunlar gitsin. Bu 4 katıdır. 4'ü yazdık. Şimdi 4 bu nedir arkadaşlar? Şurada göstersek 4 çarpı 1 bölü üzeri 4. 1 bölü üzeri 4'tür. Eksi 1 kuvvet olunca aşağıda yazıyoruz. Yani şu. Şimdi ilerleyince aslında burada bunu sorması biraz saçma olmuş da anlatmadan. Eksi olduğu için şöyle yazacağız. O zaman 2 diye yazabiliriz. O zaman 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 diye düşünün. Aşağıdaki de 3. 3'tür. Şununla şu gitti. Yukarısı 1 bölü 4. Aşağısı 9. 1 bölü 4 sabit kalıyor. 9 bölü 1 ters çevirirse 1 bölü 9. Demek ki cevabım eksi 1 bölü 30. Dediğim gibi bu çok kısa sürede çözülür aslında. Ama şu an bize parçalamayı göstermediği için ben oradan çözmek istemedim. Geldik buraya. Tek sayı olduğu için eksi kalacak. Bakın sayının da pozitif olduğunu söylüyor. O zaman burası eksi. X küp çarpı x kare. Zaten parantezi yok. Burası parantezin içinde olduğu için bir etkisi yoktur eksiye. Burası çift olduğu için artı olacak. Tamam. Bölü. Aşağı bakalım. X küp. Çift olduğu için artı oldu. X kare. Burası çift olduğu için artı oldu. Artı x üzeri 4. Tamam. Şimdi işaretlere bakalım. Eksi, artı, eksi, artı. Çarpım durumunda bunlar. Eksi ile eksi çarpırsa artı. Diğerleri zaten artı çarpanı. Yukarısı artı gelecek. Aşağıdan artı çarpı, artı çarpı, artı. Artı gelecek. Yani sonucum artı. Zaten 4 olduğunu da söylüyor bize. Şimdi sadeleştirmeye bakarsak işaretleri görmeme gerek yok. Önce işaretleri kattım. Onlardan kurtulmak için. Şuradan gitsin. Bunlar sadeleşsin. Bunlar sadeleşsin. X kare eşittir 4 ise x nedir? 2. Geldik buraya. Bakın burası çiftse bir kere artı olacak bu. O zaman 2 üzeri 6 64'tür yazabilirim. İçeride olduğu için eksiye bir etkisi olmaz. O yüzden eksi 64. Burası tekse işareti neyse aynen kalır demiştim. Eksi 27. İçeride hiç fark etmez. Eksi 27. Geçelim. Sadece çift olduğu zaman etkili bizim için arkadaşlar. Gelin yazalım. İçeride olduğu için eksi aynen kalacak. Eksi 4. Artı. Dışarıda olduğu için artı olacak. 25. İçeride olduğu için eksi aynen kalır. Eksi 25. Dışarıda olduğu için tek. Tekin bir önemi yoktu. Eksiydi. Eksi de burada. Artı 8. Bunlar gitti. 8. Eksi 4 daha 4'tür. Geçelim. Şu pekiştirme örnekleri de yapabiliriz. Bakın çift burası. O zaman artı olacak. Artı 9. Burası zaten 9. Burası içeride 30 için eksi 9. Burası dışarıda tekin bir önemi yoktu. Aynen yazılırdı. Eksi 27. Yazalım. 9'lar gitti. 9 ile eksi 27'yi topladım. Eksi 18. 3 üzeri 2, 9. Eksi 2'nin çift olduğu için artı olacak. Burası artı 4. Eksi de burada. Eksi 4. Burası 81. Bununla bunu işleme kattım. 5, 81 ile topladım. 86. Geldim buraya. Eksi 2'nin üzerinde 2 var. Yani çift. Artı 4. Burası artı 8. Burası eksi 4. Gitti. 8 kaldı. Devam edelim. Eksi 2 üzerinde 3 var. Tek olduğu zaman bir anlamı yok demiştim. Eksi 8 işareti neyse aynı olur. Bakın burası çift artı olacak. Çarpı artı 9. Bakın tek eksi 125. Bölü. Burası zaten 4. Burası tek olduğu için işaret neyse öyle olacak. Yani eksi 27. Şurayı silelim. Eksi 27. Çarpı. Burası çift olduğu için. Artı 25. Şimdi götürme işlemlerimizi yaparsak bununla bu gitti. 3 kaldı. Eksi 3 tabii burası. Bununla bu gitti. Burası 5 kaldı. Eksi 5 de burası. Bununla bu gitti. Eksi 2. Şimdi çarparsak eksi 2 çarpı eksi 5. Burada da eksi 3 var. Yukarısı artı 10. Aşağısı eksi 3. Cevabım A şıkkı. Şimdi şunu diyecek arkadaşlar olabilir. Hocam niye kuvvetlerinden dolayı götürmüyoruz da böyle açarak götürdünüz? Şimdi o konuyu anlatmadığı için bilmeyen arkadaşlar olabilir. Ama zaten siz oraya kadar biliyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Bunlarda sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Burası tek. Tek olduğu için işaret aynen kalacak.
1 bölü. Şimdi tek bu kesirli sayılar alırken şöyle yapacağız. Üstünün de kübünü alacağız, aşağının da kübünü alacağız. 1'in kübü 1, 2'nin kübü 8. İşareti eksi kalacaktı, çarpı. Burada da küp alalım. 8, 27 çarpı. Çift olduğu için artı olacak, 4. Geldik buraya. Parantezin içinde olduğu için sayı negatifse negatif olacak. Eksi 4. Burası çift olduğu için artıya dönüşecek. 1 bölü 9. Şimdi şöyle yapalım. Bu 8'ler gitti. Yukarısı nedir? Eksi 4 bölü 27. Aşağısı eksi 4 bölü 9. Zaten eksi bir şeye, eksi bir şeye bölünürse artı olacaktır. Yukarıdaki sabit. Aşağıdakini yer değiştirdik. Şunlar gidecek. 3 kalacak buraya. Cevabım 1 bölü 3. Devam. Başka şu soruyu yapabiliriz. Bize minimum alacak bir soruyu soruyor. Aslında dediğim gibi şimdi ondan bahsedecek ama örneğini çözmedim. Dur. Önce bunu yapalım. Sonra bunu çözelim. Genelde bunu da sorarlar kitaplar. Şimdi arkadaşlar anlattığı şey yukarıdaki şu. Az önce dedim ya. Eğer kuvveti çiftse işareti artı olacak. Dışarıya artı çıkacak. Bu artı diye çıktı. Bu da artı diye çıkacak. Artı bir şeyle artı bir şey toplandığı vakit sıfır oluyorsa ancak ve ancak sıfır artı sıfırla sıfır olur. Çünkü diğer türlü bir tanesi eksi olması lazım, bir tanesi artı olması lazım ki toplandığı zaman sıfır olsun. O zaman içi sıfır yapacağız bunların ki sonuç sağlasın. X o zaman 2 olacak. Çünkü 2 verdiğim zaman sıfır olur. Buraya 2 verirsem 2 eksi y eksi 5 sıfır dersem y'yi bu tarafa attığım zaman 2 eksi 5 eşittir y. O zaman eksi 3'tür y. Tamam. Çarpımını soruyor. Eksi 6. Geldik bu nasıl bir şey? Çarpanlara ayırma ve özdeşlikler konusunu bilmiyor olabilirsiniz. Anlatacağım. Bir kuralımız var. X kare 2x. Buraya bir tane artı 1 lazım. Eğer bu olursa birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımın ilk katı. Artı ikincinin karesi. Formülüm şu. Yazayım arkadaşlar sizin için. Şöyle bir formülüm var. Şu a'ya da yazayım. B kare. İşte burada onu uyguluyoruz. X kare eksi 2x artı 1. Şimdi 1 nereden geldi diyebilirsiniz. O kenarda duracak arkadaşlar. Şuraya bakalım. Y kare artı 4y. Buraya da şöyle düşünün birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı yani y kare artı 2 çarpı y çarpı 2. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Yani burası 2'nin karesi 4'ten gelecek. 4 lazım bana. Şimdi bu olmayan sayılara eklemiş oldum. Bu sayılar yoktu. Ben ekledim. Niye ekledim? Şunu yazabilmek için. Şunu yazabilmek için. Şimdi eklediğim için denklem bozuldu. Bakın yazıyorum. Kare artı y artı 2 karesi. Bunu yazdıktan sonra benim artı 5 fazla oluştu burada. Onu gidermek için eksi 5 yazdığım zaman buraya eşit. Şimdi minimum dediği için buraları sıfır yapabilirim. Çünkü başka ne yaparsam yapayım pozitif olacaktır. O zaman sayım nedir? Eksi 5. Geçelim. Örnek 7'ye bakalım. Minimumu soruyor yine. Bunu yine tam kareli ifade yapacağız. X kare eksi 4x artı 12 demiş. Biz x kareyi biliyoruz. Birincinin karesi. Birinci dedim. O verdiğim formülde şöyle diyorum. Bakın. Yazayım. Bu birinci. Bu ikinci. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı. Arası eksi olduğu için eksi koydum. İkincinin karesi. Buradan yola çıkarsak birincinin karesi. İki katı var formülümde. X var birinci. Bir de ikinci lazım. O demek ki 2'ymiş ki 4x çıkmış. O zaman ikinci 2 olduğuna göre ikincinin karesi diyeceğim. O da 4'tür. Buraya ne yazmam lazım? 8. Yani şu aslında şöyle yazılacak. Bunu açtığım zaman göreceksiniz ki bakın açalım sizle beraber. Y nereden çıktı? X. Birlikte açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. İkincinin karesi. Artı 8. Ne oldu? Denklemime eşit. Minimum diyor. O zaman burasını 0 verebilirim. O zaman cevap 8.